Abdullah Dehlevi Kuddise Sırruhu Hazretleri, Hindistan'da yaşayan alim ve evliyanın en büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin 28.'sidir. Abdullah-ı Dehlevi Kuddise Sırruhu günlük hayatını hadis-i şeriflere uygun olarak geçirirdi. Çok az uyurdu. Teheccüd namazına kalktığında talebelerini de uyandırırdı. Namazdan sonra yatmaz, Kur'an-ı Kerim okur, murakabe ve Allahu Teala'yı zikirle meşgul olurdu. Sabah namazını evvel vaktinde cemaatle kılar, talebeleriyle birlikte işrak vaktine kadar murakabe ve Allahu Teala'nın yüce ismi şerifini kalpleriyle anarlardı. Ziyaret için gelenlere ikramlarda bulunur, onlarla kısaca görüşür, sıkıntılarını giderdikten sonra gitmelerine müsaade ederdi. Makam sahibi olanlara da aynı muameleyi yapar, diğerlerinden ayırt etmezdi. Öğleye yakın, sünnet-i şerife uymak için bir müddet kaylule yapar, ezan okunduğunda kalkıp namazını cemaatle kılardı. Akşam namazını kıldıktan sonra Allahu Teala'yı zikreder ve talebelerine teveccüh ederek evliyalık makamlarında pay sahibi olmalarına çalışırdı. Akşam çok az, birkaç lokma halinde yemeğini yer, yatsı namazını kılardı. Gecenin çoğunu zikirle geçirir, uykusu geldiğinde seccadesi üzerine sağ yanı üzere yatardı. Ayaklarını uzatarak yattığı hiç görülmedi. Çoğu zaman dizleri üzerine oturmuş haldeyken uyurdu. Sert ve kaba elbise giyerdi. Birisi kıymetli bir elbise hediye etse onu satar, parasıyla birkaç elbise alarak fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Abdullah-ı Dehlevi'nin Kuddise Sürruhu, meclisinde dünya kelamı konuşulmazdı. Birisi gıybet etse ona, kötülenmeye layık olan benim buyururdu. Hiçbir keramet ve harika, Allahu Teala'yı sevmek ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak gibi olamaz. Bu iki ana madde, Abdullah-ı Dehlevi Kuddise Sırruhu Hazretlerinde kemal üzereydi, yani kerametten üstün diye bildirilen istikametin sahibiydi. Evliyalar Ansiklopedisi, Cilt 1, Sayfa 56-59, 9 Nisan Mevlana Takvimi.